Clay Plus saç ekimi tekniğinin tek uygulayıcısı Dr. Emre Çiçek ile beraberiz. Sadece size özel olan Clay Plus tekniği nedir ve nasıl yapılır? Fue Plus tekniği yıllar içinde gelişilmiş olan, 5 yıldır zaten Fue tekniği uygulanmaktaydı tüm dünyada. Ama şu an teknolojik olarak Amerika'da uygulanan Fue Plus tekniğini Türkiye'de biz aldığımız eğitim ve workshoplar sonucunda ben uygulamaktayım. Bizzat kendim uygulamaktayım. Bu tekniğin diğer Fue tekniğinden farkı, bir seansta maksimum sayıda saç kökü, yani graft nakline olanak sağlaması, en ufak bir şekilde iz kalmaması, ameliyattan sonraki dönemde hastaların yüzünde şişme, morarma, göz kapaklarında şişme, alında şişme, yüzünün herhangi bir bölgesinde morarma olmadan 2 gün içinde normal hayatına dönerek normal iş hayatına, normal özel hayatına dönebilmesini sağlaması, saçlarını istedikleri yönde taramaları, saçlarına istedikleri şekli verebilmeleri, isterlerse sabırlı olup 2 sene içinde uzatıp saçlarını bağlayabilmelerine olanak tanıyan bir metottur. Ve diğer teknikten farklı olarak en ufak bir şekilde saçlarında bir dökülme olasılığı olmadan çok konforlu bir şekilde ameliyat sonrasında doğuştan olmuş gibi doğal saçlara kavuşabilmeleridir. Peki kimler Fue Plus yaptırabilir? Fue Plus tekniğini erkek tipi saç dökülmesi olanlar, bayan tipi saç dökülmesi olanlar, işte yanık, enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak saçının belli bölgesinde büyük dökülmeleri olan insanlar, doğuştan olarak saçın belli bölgelerinde dökülmeleri olan insanlar, erkek veya kadın olması fark etmez. Saçla çok fazla oynamaya bağlı olarak belirli bölgelerde lokal dökülmeleri olan insanlar ve de özellikle tildomani dediğimiz saçı çekerek özellikle bayanların saçı sıkı bir şekilde arkada topuz yapmaları, erkek olarak saçlarını uzatanların saçı çok sıkı bir şekilde çekerek topuz yapmaları sonucu oluşan traksiyonel alopezilerde de çok başarılı bir şekilde uygulayabilmekteyiz. Peki bu Fue Plus teknolojisinde saç şekli önemli mi? Yani kıvırcık veya düz olması, siyah veya beyaz olması fark eder mi? Kıvırcık veya düz olması, siyah veya beyaz olması kesinlikle fark etmez. Bizim tekniğimizin farkı da burada zaten. Normalde Fue tekniğiyle kıvırcık saçları alabilme olasılığımız çok düşük. Fakat bizim özel olarak Amerika'dan getirdiğimiz mikro motorlu punchlar ile 0.8 milimlik çok özel punch uçlarıyla kıvırcık saçları da saç köküne zedelemeden, zarar vermeden alabildiğiniz için herhangi bir şekilde yan etki olmadan ve de düz saça göre daha yoğun, daha konforlu ve daha sık bir saç görüntüsüne kavuşabilen kıvırcık saçlı hastalarımızda çok fazla miktarda mevcut. Beyaz saçlar da eskiden saç ekimine çok kolay cevap vermeyen saç tipleriydi ama artık yeni teknik, bizim kullandığımız Fue Plus tekniğiyle beyaz saçlı hastalara da normal siyah ve düz saçlı hastalar gibi kıvırcık olsun, düz olsun aynı şekilde %100 başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz. Peki başarılı saç ekiminin faktörleri nelerdir? Başarılı saç ekiminin faktörleri birden fazla. Biz mesela kendi kliniğimizde saç ekimi ameliyatlarını bizzat ben uygulamaktayım bir doktor olarak. Bunu özel hastanemizde ameliyathane şartlarında uygulamaktayız. Kesinlikle steril, enfeksiyon kapma riski olmayan, %100 başarılı, hastalara güven veren, steriliteden ödün vermediğimiz, son teknolojik ekipmanlarla donattığımız özel hastane şartlarında uygulamaktayız. Hastaların mutlaka buna dikkat etmeleri, klinikte bu operasyonu yaptırmamalarını önermekteyiz. Bizim kullandığımız aletler bir tek bize özgü, bizim klinimize özgü. Doktor Emre Çiçek olarak biz bunları Amerika'dan çok büyük meblağlar getirterek yaptık. Tamamen hastalarımızın konforu için. Kesinlikle hastalarımız bu doğrultuda çok rahat, çok konforlu, en ufak bir acı, ağrı hissetmeden ameliyatlarını gerçekleştirebilmekteler. Ayrıca şuna dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu tip operasyonu diğer kliniklerin birçoğunda hemşire ve sağlık memurları yürütmekte ve onlar yapmakta. Bu hastaların bilmediği, kendilerini saç ekimi uzmanı olarak tanıtan kişiler tarafından yapıldığını söylenen yerlerde kesinlikle hemşire ve sağlık memuru değil de bir doktor olmasına dikkat etmeleri önermekteyim. Dediğim gibi bu kombine şartların gelişmesi sonucu bir doktora, bu işte uzman bir doktora, özel hastane şartlarında steriliteye dikkat edilmesi ve ameliyathane ekibinin en az 3-4 kişiden oluşması ve başında bir doktorun bizzat bu operasyonu yürüttüğü kliniklerde bu işlemi yaptırmalarını önermekteyim. Biz kendi kliniğimizde tamamen özel hastane ameliyathanesinde
bizzat kendi tarafından 4 kişilik ekiple beraber gayet konforlu, ağrı acı hissetmeden hastalarımızın televizyon seyredip, müzik dinleyip, yemeklerini yiyerek, çok rahat bir şekilde sohbet ederek yaptığımız ameliyatlar sonucunda gülerek neşeli bir şekilde ameliyatlarını yapıp 6 saat süren bir süreç sonucunda hastalarımız tamamen kellik problemine elveda diyerek kliniğimizden ayrılıyorlar. Peki Fuya Plus operasyonunun diğer tekniklerden farkı nedir? Fuya Plus operasyonunun biraz önce de bahsettiğim gibi bizim kliniğimize özel olan çok özel mikromotorlu punçlar. Piyasada da çok fazla mikromotorlu punç var ama bizim Amerika'dan getirdiğimiz çok ince çalışmamızı olanak tanıyan, dolayısıyla saç köklerini aldığımız yerde de iz olmaması, saç ekimi yaptığımız yerde de iz olmaması. Bizim hastamız bir hafta sonra saç ekimi yaptığını hiçbir doktor anlayamaz. Bu işle iştigal eden ameliyat saç ekimi yapan doktorlar bile anlamamaktadır saç ekimi yapılıp yapılmadığını. Bu tamamen bizim kullandığımız alet, ekipman ve aldığımız eğitim ve yılların verdiği tecrübemize dayanarak ortaya çıkan bir şey. Ve diğer Fuya tekniğini uygulananlardan farkı olarak çok daha sık, çok daha doğal bir görünüm elde etmeleri ve bunun sonucunda saçlarını ister sağa, ister sola, ister öne, ister arkaya doğru tarayabilmeleri ve bunun sonucunda da çok yoğun, çok sık ve doğuştan olmuş gibi doğal bir saç görüntüsüne kavuşmalarını olanak tanıyan bir metottur. Ayrıca bu ameliyatın diğerlerinden farklı, hiçbir şekilde enfeksiyona yakalanma riskleri yok. Çünkü kullanılan aletler çok ince ve çok mikro teknikler, mikro cerrahi teknikler. Ayrıca enfeksiyon riskinin yanı sıra hiçbir şekilde iz kalma olasılığı yok. Hiçbir şekilde saçlarında istedikleri yöne tarayamama gibi bir ihtimalleri yok. Her yöne tarayabilir. İsterlerse uzatıp bağlayabilirler. Ve en önemlisi, ameliyattan 2 gün sonra yüzlerinde ne şişme olur, ne morarma olur, ne göz kapaklarında şişme, morarma olur. Bunların kombinasyonuyla çok büyük bir sinerji elde ederek hastalarımız, yurt dışından gelen hastalarımız 3. gün itibariyle tamamen doğal, tamamen normal bir şekilde Almanya'dan gelen Almanya'da, Hollanda'dan gelen Hollanda'da, Danimarka'dan gelen Danimarka'da, Belçika'dan gelen Belçika'da, yani tüm Avrupa ülkelerinden gelenler kendi ülkelerine 3. gün, Türkiye'deki diğer şehirlerden gelenler de 3. gün kendi ülkelerinde, kendi şehirlerinde normal olarak bütün işlemlerine, iş hayatlarına, özel hayatlarına geri dönebilmektedirler. Bir de bu Fuya Plus operasyonun farkı saç ekimi çizgisi. Evet. Ondan biraz bahseder misin? Saç ekimi çizgisi de bizim ameliyatlarımızda çok önemli bir tekniktir. Biz doktorlar, bu işi uygulayan hekimler kendi aramızda buna asker sırası gibi dizilmiş saç ekimi yapılmasını çok taraftar değiliz. Bizim yaptığımız saç ekimi, saçları şu şekilde kaldırdığınız zaman aynen bu yoğunlukta, bu doğallıkta hiçbir şekilde kesinlikle saç ekimi yapıldığı belli olmayan ve biraz önce de bahsettiğim gibi bir hafta sonra saç ekimi yapıldığı kesinlikle anlaşılmadığı gibi saç çizgisine bakıldığında da doğal olduğunu bütün herkes bu işi yapan başka doktorlarla gözleriyle görebilmekte ve ameliyat olduğunu kesinlikle anlayamamaktadırlar. Bu bizim için çok özel ve önemli bir anekdot ve başarı öyküsüdür. Peki, saç ekimi yaptırdıktan sonra saçlar ne zaman çıkar? Saç ekimi yaptırdıktan sonra saçlar 15 gün ve 1 ay içinde ekim yapılan saç kökleri yerinde kalmak kaydıyla saç tellerinin bir kısmı dökülür. Bu dökülen saç tellerinin tamamen tel olarak dökülür. Kökler kanal açtığımız yerlerde muhafaza edilir. Kanal açtığımız yerlerde muhafaza edilen kökler 3 ay içinde uzamaya başlar. Ve 3. ay itibariyle, yani 1 ay sonra kuaföre gidip saçlarınızı kestirebilirsiniz, model verdirebilirsiniz. Ama esas görüntü 9 ay sonra benim saçlarım uzunluğunda, benim saçlarım yoğunluğunda bir saça kavuşulurlar. Zaten ben size ameliyatın bir gidişatını da anlatmak isterim. Hastamız ameliyata geldiği zaman önce bir saçlarını biz 1 numaraya kısaltırız. Daha sonra ufak iğneler yardımıyla bir lokal anestezi yaparız. Hastamız en ufak bir şekilde bu lokal anestezi sırasında ağrı ve acı hissetmez. Daha sonra özel mikromotorlu pançlarımızla tek tek saç köklerini alırız. Kesinlikle cerrahi bir ameliyat değildir. Tek tek saç köklerine yönünde özel mikromotorlarımızla saç telleri tekrar teker alınır ve bunu özel solüsyonlarda, özel sıvılar içinde diğer teknisyenlerimiz ayıklayarak birli, ikili, üçlü ve dörtlü kökler halinde ayrı ayrı petri kaplarına özel solüsyonlarda beklerler. Besleyici bu solüsyondur bunlar ve kesinlikle saç köklerini canlı olarak muhafaza eder. Daha sonra
Bizim özel aletler yardımıyla açtığımız yuvalara minik minik siliklerle açtığımız kanallara saç ekimini tek tek tellerin monte edilmesiyle tek tek ekimi yapılması sonucunda işsiz, ağrısız, acısız, şişmesiz, morarmasız bir şekilde hastamızı bandajsız olarak ameliyat sonunda normal hayatına gönderebiliyoruz. Ve bu arada dediğim gibi televizyon izleyebiliyorlar, müzik dinleyebiliyorlar, bizimle sohbet edebiliyorlar ve en önemlisi yemek yiyip konforlu bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştirebiliyorlar. Peki saç ekimi bizden fazla uygulanır mı? Evet, saç ekimi açıklığın ve kelliğin fazla olması oranıyla alakalı olarak maksimum 3 seansa kadar uygulayabildiğimiz hastalar mevcuttur. Dediğim gibi eski metodumuzda saçın arkasında şu kalem kadar bir kalınlıkta scar dediğimiz ameliyat izi olmaktaydı. Bizim yaptığımız teknikte 0,5 kalem izi kadar kalmakla beraber bizim çok revize ettiğimiz, düzelttiğimiz, daha önce foot dediğimiz operasyonu geçirip ensesinde scar dediğimiz ameliyat yarası kalan hastalarımız var. Bu yöntemle o ameliyat izlerini de revize edebiliyoruz. Ameliyat izlerinin üzerine de ekim yaparak kesinlikle onları da çok rahat bir şekilde kapatıp konforlu bir şekilde saçlarına istedikleri yöne verebilecek ve o izi kapatabilecekleri şekilde ameliyat gerçekleştirmekteyiz. Ya çok aslında sinerjistik olarak çok başarılı bir metot. Kesinlikle yara izi, yanık izi vesaireleri çok basit seanslarla kapatabiliyoruz. Ensenin arkasında kesinlikle scar olmuyor, yara ve ameliyat izi olmuyor. Kesinlikle yüzde şişme, morarma, ödem olmamakta. Saçlarda dökülme gibi bir olasılık yok. Bizim ettiğimiz saçlar %100 kalıcıdır. Biz bir ameliyatta ortalama 7000 saç teli ekeriz, 2500 greft ekeriz minimum. Ve bu greftlerin en fazla 5 veya 10 tanesi dökülür. Bu da çok doğal, ihmal edilebilir rakamlardır. Ve kesinlikle bu dökülen saçların haricindeki saçlar ömür boyu uzar. Yani sizinle beraber ölene kadar kalacak saçlardır. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. İstediğiniz gibi tarayabilirsiniz. İstediğiniz yöne tarayabilirsiniz. Ve istediğiniz sıklıkta kuaföre gider kestirebilirsiniz. Diğer metotta saçlarınızı kazıtamazsınız. Bu metotta saçlarınızı kazıttığınızda kesinlikle saç ekimi yapıldığı belli olmaz. Bu şekilde birçok artısı ve avantajı olan bir metot bu yöntem. Peki, Fue Plus tekniğinin başarı oranı nedir? Fue Plus tekniğinin başarı oranı %100'dür. Bu %100 başarıdan kastımız ekilen saçlar tamamen orada kalır biraz önce bahsettiğimiz üzere ve kesinlikle en ufak bir şekilde iz olmaz, morarma olmaz. Bir ameliyata gelen hasta normal benim saçım gibi bir saça 9 ay sonunda çok rahat bir şekilde kavuşabilir. Biz bu arada yurt dışından gelen hastalarımıza da şunu söyleyebiliriz. Biz eğer yurt dışından gelmek isteyen hastalarımız varsa burada kalacak yerleri yok ise kalacak yerleri burada çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Çok özel, konforlu otellerde veya kliniklerde kendilerini konaklamalarını sağlayabiliyoruz, transferlerini sağlayabiliyoruz. Ve ameliyatlarımız da yurt dışına göre 1/4, 1/5 oranında ve bizim uyguladığımız tekniği bir tek biz uygulamamıza rağmen bunu fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Ortalama 2000-2500 euro civarlarında bu ameliyat işlemini gerçekleştirip ömür boyu kelliğe veda etmelerini sağlayabiliyoruz hastalarımızın. Ve bu da onlar için çok çok başarılı, çok çok konforlu bir işlem. Herhangi bir yan etkisi olmadan sadece bizim klinimizde, sadece benim uyguladığım bu metotla diğerlerinden farkı ortaya çıkabiliyor. Ve ekilen saçın bir hafta sonra hiçbir saç ekim uzmanı tarafından anlaşılmaması da bizim artımız olarak göz önünde bulundurulabiliyor. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı konuşma? Saç ekimi yapılırken bunu saç ekim uzmanı olarak kendini tanıtanlardan kaçınmalarını, bir doktora bu işin bilen bir doktora emanet etmelerini, güzel hastanedeki steril şartlarda, özel hastanelerde yaptırmalarını, kliniklerden kaçınmalarını ve de bu işi ehil ellerde ve eski teknoloji değil de Fue Plus tekniğiyle yaptırmalarını öneriyoruz. Ve sonuçların inanılmaz mucizevi başarılı olduklarını kendileri de görecekler. Benim gibi bir saça kavuşmak istiyorlarsa Fue Plus tekniğinden vazgeçmemelerini söylüyorum hastalarıma. Ve kliniğimize gelen, başvuran hastalarımıza da internetten online olarak konsültasyon yapabilmekle beraber buraya gelen hastamıza da yaptığımız hastalarla tanıştırma, yaptığımız hastalarla bizzat görüştürme ve fotoğraflarını gösterme şeklinde başarı oranlarını kendi gözleriyle görmelerini istiyoruz. Çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun.